Tekrar selamlar arkadaşlar. Bu sefer galiba düzgün bir şekilde geldik diye düşünmekteyim. Becerebildik, becerebildik. Derken sunucu kapanıyormuş. Falan. Artık o da olursa yeter falan deyip bırakıyorum yani. Direkt alfayı siliyoruz falan. Raven Duet'in olayı arkadaşlar, buradaki Covenant Ventir, vampirimsi arkadaşlar kendileri. Raven Duet'in olayı da şu, hani hayatı boyunca çeşitli günahlar işlemiş, çeşitli suçlar işlemiş kişileri eğer hani şey yapacağını, nasıl diyeyim, kefaretini verebileceğini düşünüyorlarsa eğer, evet, hani arınıp tekrar normal, hani etrafa faydalı kişiler olabileceklerini düşünüyorlarsa Raven Duet'e gönderiyorlar. Burada işte günahlarının cezasını falan çekiyor yani. Göreceğiz zaten o kısmı. Çok enteresan bir kısmı var Raven Dread'in. Ben hala Arthas bekliyorum buralarda bir yerde, ben açıkçası. Ben Arthas'ı hala Maw'da bekliyorum. Ben Arthas'ı Torghast'a kilitlenmiş ve bir senaryoyla kurtaracakmışız diye hissediyorum. O da çok mantıklı da hani şey, Maw'a düşmemiş olsa hani hakikaten Arthas'ın gideceği yer kesinlikle Raven Dread. Evet. Onun dışında hani dediğim gibi bu Ventir Covenant'ında, Ventir Pact'ında neler olduğunu biraz aşağı yukarı öğreniyoruz. Aşağı yukarı değil aslında, öğreniyoruz da işte sonu gelmiyor. Oldukça karanlık. Böyle gayet siyah ve kırmızı bir bölge burası yani. Ventir Pact'ın lideri Denathrius'la zaten tanışıyoruz. Onu zaten hani tamamen görev zincirine bağlı bir durum. Bir plot twist olayları var orada, göreceğiz hep beraber. Ama şey çok keyifli. Geliyorsun buraya, zaten şimdi ilerlerken şey yapacağız. Buradakiler mesela Bastion'da bizi ölmüş kabul ediyorlardı ya. Ya boş ver sen, hani şey, sen de bunu kabulleneceksin öldüğünü falan diyorlardı Bastion'da. Buradakiler bizim canlı olduğumuzun farkındalar. Muhtemelen tabii zaten hani görev zincirleriyle bağlantılı oluyordu herhalde. Hani ölmediğimizi keşfediyorlardır. Buradakiler de ona göre davranıyordur diye düşünüyorum. Şimdi burada bize, dur bakayım, yapacaklar mı onu? Demediler. Geldi demesi lazım. Hah, evet. Dedi. The creature. Sensin yaratık ya. Kanatlarla uçuyorsun. Hoş geldiniz lanetli ruh. Lanetli değiliz biz. Biz buradaki sorunları çözmeye geldik. Normalde burada bir tane ventil olurdu sizi karşılamak için ama hani genel olarak sıkıntı olduğu için gelmiyorlar. Take the tour deyince şimdi şey olacak değil mi? Khadgar'ın gene elemental'ı gelip. Arcane elemental'ı gelip. Şimdi arkadaşlar burada enteresan bir durum var. Şu etrafta görmüş olduğunuz bazı, diyeceksiniz ki hani ölülerin olduğu yerde mezar taşı ne alaka? Bunlar mezar taşı değil. Bunlar günah taşı diye geçiyor. Raven Dread'e gelen herkesin bir günah taşı oluyor. Hayatında yaptığı korkunç şeylerle bağlantılı olarak günah taşları da o kadar büyük. Şey, Karitas'ın bir modelinin sırtında bir mezar taşına benzer bir şey vardı. O zaman günah taşı. Evet, bunları günah taşı diyorlar. Boyutu da işte yaptığın suçlara göre değişiyor. Karitas'ınki Tempest Keep boyutunda falan. Şimdi o yüzden dolaşıyoruz. Burada diyor işte kefarete giden yol gayet mümkün, korkmana gerek yok falan diyor. O sırada sen böyle aa flight pad deyip onu alıyorsun. Motorla böyle. Değil mi? Ve evet, günahlarından arındıktan sonra burada anlatıyor zaten. Günahlarınızdan arındırıldıktan sonra ya başka bölgelere gönderiliyorsunuz ya da gerçekten hani buna layık olduğunuz düşünülürse Ventir'e dönüşüyorsunuz. Ventir Covenant'ının bir parçası oluyorsunuz. Bu diyorum Sinstone ne? Günah taşı falan diyorsunuz siz ama. İşte bahsettiğim üzere hayatınızda yaptığınız şeylerin, günahların yazılmış olduğu bir taş yani. Şimdi bize Denathrius'un kim olduğunu, şurada kocaman zaten şey duruyor. Heykeli duruyor. Onun kim olduğunu söyleyecek, gösterecekler. Sire Denathrius, Raven Dread'in lideri olarak geçiyor. Ventir'lerin kralı. İlk Ventir bu arada. Öyle bir durum söz konusu. Stoneborn denen bir kuvvetlerin kumandanı aynı zamanda. Denathrius'la ilgili böyle bir bilgi de alıyoruz.
sonrasında ya benim mouse gene kendi kafasına göre kesmek üzere. Evet. Benim mouse gene kendi kafasına göre hareket etmeye başladı. Çok sinirim bozulmuş durumda şu anda. Dönemiyorum o yüzden. Şey bayağı bildiğin keyboard turn yapmam gerekiyor. Çok sinir bozucu. Rare dediğin nerede? Bilmem, haritada gözüküyor. Aa, o Rare'in nerede olduğunu biliyorum ben. Git gel. Muhtemelen şu şuraya girmemiz altında lazım. Evet. Tahmin ettim. Burada birinin günahlarını şey yapmaya çalışıyorlar gördüğünüz üzere. O onu yaparken, arındırırken sen koruyorsun. Çok klasik bir koruma görevi. Yalnız hakikaten şu anda bayağı bildiğin keyboard turn yapmam gerekiyor ve çok sinir bozucu. Mouse neden böyle şeyler yapıyorsun? Stone Legion Kite Shield of the Peerless isimleri koymuşlar, kahretsin. Yine upuzun isimlerle düşen. Türkçe'ye çevirince çok korkunç oluyor onlar ya. Evet ya. Death Knight, aggro niye bende evladım? Sanki tankmışsın gibi davrandım şu anda ama. Frost Death Knight. Bu arada Frost Death Knight'lar artık ister dual wield, iki elde bir iki elde iki silah ya da böyle two-handed trap'ın şeklinde takılabiliyorlar. Hı-hı. Legion'dan beri çünkü direkt dual wield takılıyorlardı. Evet. Artık istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Burada da kaderini kabullenmeyen bir arkadaş var. Boyun eğmeyeceğim diyor. Ben hepinizden daha üstünüm sizi pis köylüler diyerek. Aa selam. Çok kolay. Burada evet ben bir şey daha fark ettim. Benim şeylerim her zamanki gibi weapon enchantlerim falan yerinde değilmiş. Ben de diyorum neden şey. Enhancement Shaman'da arkadaşlar Main Hand'e Wind Fury Off Hand'e Flame Tongue atarak üstüme de Lightning Shield basarak eski şaman günlerime dönmüş olmanın şey sevinciyle. Fakat ona hala şaşırdım ben de işte hani şey bayağı bildiğin enchant gibi şey mi basıyorsun onları? Evet evet. İnteresan. Şimdi buraya geldik, görevi tamamladık ve karşımızda bir Venter var. Şöyle bir şey yapayım. Ya yakından göstereyim. Arkadaş bayağı kont yani hani. Korkunç bir kont. Bu arada sana söylemiştim ya, burada da söylemek istiyorum onu. Görevlerin o plot twist'ten önceki bölümünde herkes Nathanos. Aynı şeyle davranıyorlar böyle. Öfkenin şey hani şey modundalar böyle, geciktin filan. Arkadaşım senin verdiğin görevi yapıyordum ben. Bir kendine gel. Lord Chamberlain burada Denathrius'un sağ kollarından bir tanesi. Sağ kollarından bir tanesi değil de yani sağ kollarından bir altı rütbe olarak düşünelim. Yani bayağı yüksek bir yerde aslında. Ve diyor ki Denathrius seni bizzat görmek istiyor. O yüzden ben yani, seni oraya götüreceğim. Tarihte çok fazla Moonwalker olmadığı için. Evet. Moonwalker'sın sen, gel be canım diyor. Burada bir work in progress şeyi vardı, bakalım ne oldu. Aha, düşürme beni oyundan lütfen, rica ediyorum. Böyle at arabasını atlayıp dıgıdık dıgıdık gidiyoruz. Evet, work in progress cutscene'imiz girdi. Ravendread'de de animal sıkıntısı var arkadaşlar, her yerde olduğu gibi Shadowlands'te. Ondan bahsediyor Chamberlain. Ve burada bazı isyancılar olduğundan bahsediyor. Tam bundan bahsederken bu isyancılardan biri bizi bildiğiniz alıp havada taşıyor uçarak. Kendisi Draven? Evet, General Draven. Stormborn'ların, Stormborn dedikleri bu arkadaşlar işte. Taştan yaratılmış varlıklar. Ravendread'in ordusunu oluşturuyorlar. Onların lideri Generali Draven. Lideri Denathrius da. Bizi bırak çabuk diyor Chamberlain. O da bizi bırakıyor ve biz düşüyoruz. Ve bu düşme kısmını yeni eklemişler. Bu yoktu Alfa'da. Sadece düşüyordum ve bitiyordu. Yani o aşağıya uçuş kısmını yeni eklemişler. Gayet ben nasıl yaşıyorum şu anda hiçbir fikrim yok. Bütün kemiklerimin kırılmış olması gerekiyordu ama. Steam madde diyet diye zaten şey yapıyor şimdi. Evet. Ama ben şamanım. Belki havayı kullanıp yavaş inmişimdir filan. O taş ben de Death Knight'ım. Sen zaten ölürsün.
Evet, biz buraya düştük arkadaşlar. Fakat Lord Chamberlain'le diğer arkadaşının nereye düştüğünü bilmiyoruz. Cudgel Face denen diğer bu şu küçük arkadaş. Çok şirinler ya, benim şirin anlayışım biraz enteresan. Evet, tam olarak onu diyecektim. Cudgel Face ile Chamberlain'i bulmamız lazım. Biz onu bularken de bu Randall arkadaş şey at arabasını tamir edecek. O sırada burada bir tane daha ana görev var. Şurada kafese kapatılmış bir adet Najia diye bir arkadaş var. Bir saniye, burada sen bunları çektin o sırada. Ben öldürürüm onları, sen şey yap. Ya sıkıntı değil, ben de halledeceğim şimdi. Bu kafese kapatılmış arkadaş da işte kim olduğundan bahsediyor. Bana Najia diyebilirsin diye. Beni böyle tuzağa kapattılar, kısıldım falan şeklinde. Beni çıkar buradan diyor. Gerçekten çok nasıl bir kafesse biz tak diye çıkardık, sen niye çıkamadın acaba? Ve ilgisini çekmemizi istiyor. Hani biz aslında hani ne verecekse bize ona layık mıyız diye. Bunu yapma kısmımızda gayet böyle etraftaki yaratıkları öldürüyorsunuz, bir olayı yok. Kısacası şey, böyle etrafta bir şeyler kestirmek için bir bahane lazımdı. Evet, evet. Bu arada normalde yan görevlere pek bakmayacağız arkadaşlar ama bu yan görev burada yapıldığı için hemen bence yapmamızda bir sıkıntı yok. Hı-hı. Etraftaki ateşleri yakmamız gerekiyor. Fakat bunlar normal ateş değil. Bayağı bildiğiniz yakutlar var burada. Onları almamız gerek. Etraftaki bir şeyleri öldürün görevi, evet. Gayet yüzde doldurmaca yine her zamanki gibi. Şu büyük arkadaşı çekebiliriz bence. İkimiz indiririz bunu. Görevlere biraz daha az girseler daha memnun olacağım. Şurada bir tane daha şey var bu arada. Ruby var. Onu almaya çalışıyordum zaten. Büyük arkadaşı çekeyim mi? Çek çek. Çek. Ben küçüklerimi çağırayım. Küçükler deyince böyle şey... Dead Knight'ların da şeyleri var ya. Formları. Sen ölme bu arada. Abi niye öleyim ya? Ne bileyim ben. Bunu derken ben ölmesem... Şu an hepsi senden daha çok canım var. Şşş. Bu konu hakkında konuşmuyoruz. Bu arada ben inatla hala totemlerimin farkına varmamış bir insan olarak ölmeseydim keşke. Şunu koyayım üstüme de. Bir heal. Öldürme beni bebeğim, öldürme. Yapma öyle şeyler. Aa, bitirdi. Direkt büyüğünü öldürünce. Bu daha uzun sürüyordu ya. Enteresan. Ya kısalttılar ya da onun şeysi çok fazla. Ne kadar eğlenceliydi diyor. Bu Endmire diye geçiyor bu bölgenin ismi. Ravendreth içerisindeki. Buradaki işini bitirene kadar sana yardımcı olacağım diyor. Ol bakalım. Şurada, nerede yakutlar? Bir tane ileride gördüm ben. Okey. Öfkenin vücut bulmuş hali seni karşılamaktaydı Can. Böyle söyleyince de Türkçe çevirmeye çalışınca bazen çok korkunç olabiliyor. Biliyorum. Şunu alalım. Şurada bir rare var gösteriyor ama o rare her zaman olmayabiliyor. Bakalım burada mı? Şu sol tarafta. Rare yok ama yakut var. Bence sayılır. Bunu bir şeyden çıkıyor. Şu portaldan çıkıyor da nasıl oluyor? Çok emin değilim. Sen orada başka bir tane daha mı yakut buldun yoksa? Hı hı. Lord Chamberlain'imiz buraya düşmüş. Gel ben bizimle diyoruz. Ben bitirdim şeyi. Yakut görevini. Ben de şunu alınca bitecek. Oraya hemen geri dönmemize gerek yok. Zaten döneceğiz bu arada. O yüzden bu Cudgel Face denen zavallı arkadaşı bulalım. O arada. Hı hı. Cidden yüzdesini bayağı azaltmışlar burada yani. Ya da o arkadaşının yüzdesini çok yükseltmişler. Çat tak diye bitti yani. Böyle imkanı yoktu önceden yaparken. Cudgel Face de burada. Zavallım bir saldırı altında. Git git defol. Ama okey. Şimdi şu taşları verelim arkadaşa. Bunları tekrar yaksın diye. Sonrasında da şunları çekmeden bakalım. Şey gidebilecek miyim? Yay, tamamladık. At arabamız da tamam. Geri gidelim diyoruz. Bu sırada zaten Najia diyor ki ölmemeye çalış. Yollarımız umuyorum ki tekrar kesişecek. Ben gidiyorum diyor ve gidiyor. Şimdi Draven'dan bahsediyor bize. O bizi havaya kaldırıp atan sonra generalden. Bunlar işte isyancılar.
başarısız olmuş bir isyan olduğundan bahsediyor Lord Chamberlain bundan. Hani Denathrius'a sadık kalmayan Ventirlerin oluşturduğu bir oluşum olduğundan bahsediyor. Ve bu isyancılar şeye inanıyorlar, hani Revendreth'teki anima sıkıntısının Denathrius'tan kaynaklandığına inanıyorlar ve karşı çıkıyorlar Denathrius'un yönetimine. Tabii ki de Lord Chamberlain hani saçmalamasınlar filan şeklinde yaklaşıyor olaya. Anima taşıyan bir konvoya saldırı düzenlenmiş. Şey yapmaya çalışıyoruz, yolu temizlemeye çalışıyoruz ki hani konvoyun götürmesi gereken şeyi tekrar geri sağlayabilelim. Bu da zaten hani anima kaynağını bulmamızı istiyor bir yandan. Bu görevi yapmamıza gerek yok bu arada. Randall'ın verdiği. Tamamen yolun dışında bir yerde çünkü. Hiç almamıza bile gerek yok. Bunun olayı şey ya. Şey nedenlerini şey dağıtmaya başlamışlar da etrafı asmaya başlamışlar. İşte Lord Denatrius'a inanmayın filan tadında. Onları toplamamızı istiyorlar. Evet, Rebel'ları, isyancıları öldürdük, o görevi tamamlandı. Bir de tıklayabilsem keşke şuna. Şu arkadaşı da alayım. Bu arada aklımda olsun, o anima canister'ı aldığımız zaman geri saldıracak. Döveriz, sorun değil. Hemen alayım. İkimize de sayılacak mı acaba? Sayılmadı. Ben de aldım. Bir tane daha geliyormuşum. Umuyorum ki hayır. Şöyle totemlerimi koyayım. Gargoyle modelleri bayağı güzel ama. Evet evet. Tatlı olmuşlar. Gerçi bende şu anda modeller çok aşırı keskin gözükmüyor. Acaba şey... Senin hala birde falan olabilir mi? Yok, arttırdım aslında ama bakabilirim. Reinforced Revendreth Rapier of the Feverflame. Bitmeyen isimlerde bir tane daha. Bir bakayım istersen ona hemen kısaca. Evet, hala birde duruyormuş ya. Acı. Lütfen. Ben de şöyle baktım çünkü ekrana, senin grafikler bayağı böyle... Evet. Korkunç fena gözüküyor. Ha, şimdi daha düzgün olacaktır umuyorum ki. Oh. Spectral Handkerchief. Ellerini temizliyorsun. Evet, bir özelliği yok, ellerini temizliyorsun. Şimdi arkadaşlar, şu ileride görmüş olduğunuz kasaba şey Darkhaven. Buraya götürmemiz gerekiyor bu anima taşıyan şeyi. Lord Chamberlain götürecek, biz de onu koruyacağız bu köprüde. Burada şey yapabiliriz ya, ona saldırmadıkları sürece sona kadar gidip öyle temizleyebiliriz. Chamberlain bence bunu kendisi de yapabilirdi. Yani ne kadar beceriksiz bir adam. Darkhaven. Sonunda Darkhaven'dayız. Öyle gözükmüyormuş gibi dursa da aslında bu isyan son dönemlerinde gibi bir şey söylüyor Lord Chamberlain. Ve yeni bir görev veriyor bize. Stone Legion burada değil henüz. Bu kabul edilemez bir durum şeklinde yaklaşıyor. Aldığımız animayla bazı gargoyleri aktif edeceğiz şimdi. Bu arada Revendreth ilk açıldığında arkadaşlar şu kenarda görmüş olduğunuz küçük su birikintisi var ya, ona girdiğiniz zaman disconnect diyordunuz, tamamen kopuyordunuz oyundan ve karaktere bir daha giremiyordunuz. Onu bahsetmiştim zaten. O yüzden benim grafik ayarlarım 1'deydi. Çünkü grafik ayarlarını 1'e çekince girebiliyordunuz oyuna falan, böyle çok saçma. Şuradan şey de alayım ben. Flight Pet'i de alayım. Gargoyle'ları aktif ettikten sonra buradaki yetkili bir ablayla konuşacağız. Kendisi şu binanın içinde. Bu bina da bayağı hoş yalnız. İçine girme riskini alayım mı? Al al ya, düzeltmişlerdi onu galiba. Yani bu kadar zamandır düzelmemişse zaten büyük bir sıkıntı var demektir. Sıkıntı yok, girdim. Evet. Grand Steward. Mekan çok şekil gözüküyor. Evet. Yani. Diyor ki... Gargoyle havada yürüyor. Denathrius animasına sahip olacak. Veya eğer hani beceremezseniz hepinizi Ember Ward'a
göndereceğim diyor. Amber Ward bu arada arkadaşlar, buradaki Revendreth'in asıl acı çekme bölgesi, oraya gideceğiz bu arada. Hani hiçbir şeyi çözemezlerse normal yollarla oraya gönderiyorlar ve çok enteresan bir görev zinciri var onun. Tabart güzelmiş bu arada. Mihaela diyor ki, Mihaela da yalnız ne kadar Doğu Avrupa ismi, hani öyle böyle değil. Stoneborn'ları aktif ettik biz diyoruz. Fakat diyor ki, elimizde kalan bu mu? Grand Steward hani bunu kabul etmeyecek. Hemen ikinci bir şey toplamamız lazım. Anima Tide toplamamız lazım. Yoksa biz hepimizi Amber Ward'a gönderecek diyor. Ve bu durumda şey yapıyoruz. Hem Lord Chamberlain'e bir not göndereceğiz. Denatrius'a versin diye. Şey sıkıntısı var. Grand Steward durmadan daha fazla anima istiyor. Fakat anima sıkıntısından ötürü zaten çok yeterince toplayamıyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Bunu hani Lord Chamberlain'e iletmek istiyor. Şeye, Denatrius'a göndersin diye. Bring out your tithe! Ding! Monty Python'ı izlememiş olan arkadaşlar çok anlamadılar muhtemelen şu anda ama. Bu görevi de bu arada arada yapabiliriz bence. Etraftaki bu Darkhaven'da yaşayan kişilerden anima toplamamızı istiyor. Hani şeye verelim diye. Burada ben özellikle bu yan görevi yapmak istedim. Çünkü gerçekten biraz şey böyle, insan buradaki yaşayanlardan son anima kırıntılarını topluyorsun. O kadar kötü ki. Ve hani etrafta yerde falan da var ama yerdekiler falan böyle sadece %5 veriyor. Bunlardan topladığın zaman daha fazla veriyor. Evet. %15 verdi. Şimdi kendi animasını aktaracak. Ver bakayım evladım. Teşekkürler. Yerdekiler %5 veriyor. Evet. Şeyden istersen %15. Evet. Şimdi mesela bununki çok korkunçtu galiba ya. Zaten elimde olan her şeyi verdim. Hiç adil değil bu deyip kendi animasını vermek yerine burada kapalı kısılmış bir tane ruhun animasını çekecekti galiba bu arkadaş. Hepimiz fedakarlıklarda bulunmalıyız. Bayağı bildiğin bütün animasını çekti ruhun yani. Hem fedakarlıkta bulunmalıyız diyor hem de kendi animasını vermiyor falan böyle. Gerçekten çok başarılı. Burada bir çift var. Bunlardan istiyorsunuz. Hiç anima kalmadı elimde, ruh da kalmadı. Mihaela demedi mi beni hani saymayın o tight için diye. Veronica da ikimiz için de ben verebilirim, anima sıkıntı değil filan şeklinde yaklaşıyor. Ben bu arada o zaman bilmeyen ya da işte ne bileyim daha önce anlattığımızda kaçıranlar varsa onların aklında olabilecek bir soruyu kendim sorayım bu noktada. Neden peki bu kadar çok anima sıkıntısı çekiyorlar bunlar? Buranın böyle anima dolup taşıyor olması gerekmiyor muydu? İşte o kısmı zaten görevlerde göreceğiz. Şimdi burada içeride veriyorduk galiba gene bunu. Ben bu görevi vereyim. Hani şeyi topladım. Tight'ı topladım. Bu arada Tight'ın Türkçesi aklıma gelmiyor. Şu anda çok kötü hissediyorum kendimi. Evet, ben Mihaela'ya verdim ödemeyi. Ödeme diyeyim, daha kolay oldu. Şimdi Lord Chamberlain mektubu gönderiyorduk. İşte bizim daha fazla işte ruh elimizde fazla kalmadı. Animamız da bitiyor. Siz deli misiniz? Durmadan isteyip duruyorsunuz şeklinde yaklaşıyor biraz. Ah. İlk cümleye gel yalnız. Chamberlain'in yanına gel ve ilk cümleye gel. Yani bu kadar kendini beğenmiş. Bu kadar. Gelmedim ama şey, yayından baktım direkt böyle. Evet. Ha, demek ki böyle köylüler senden yardım istediler ha diye. Aa. Gerçekten bağlı olanlar Revendreth'in hayatta kalması için fedakarlıkların ne kadar önemli olduğunun farkındalardır falan diyor. Sen fedakarlık yaptın mı? Kendi animanı verdin mi acaba Lord Chamberlain? Yani hiç zannetmiyorum. Evet, bir generalimiz var burada. Merhaba ablacığım. Ablacığım bu, evet. Denatrius'la görüşmeye yolluyor. Şöyle göstereyim size, bu arkadaş bir dişi gargoyle. Gerçekten muhteşem, etkileyici. Ama güzel bir model bu arada. Yani dalgasını geçiyorum. Model güzel.
Diyor ki Mo Walker, ben General Carl. Şu Miskia'nın sırtını atlayıp Denatrius'la konuşmaya gidiyoruz. Bu arada şeyi fark edeceksiniz yani oynarken de. Bölgedeki birçok isim korkunç derecede Doğu Avrupa isimleri. Veya işte onların varyasyonları. Şeyden ötürü böyle tam vampir şeyini yapmaya çalışmışlar burada yani çok belli. Burada bir de Grashal diye bir eleman var tabii. Diyor ki hani kuvvetlerini tutmayı bırak, bırak ki hani Draven'ın ve isyankarların kafasını ezeyim falan şeklinde yaklaşıyor. Carl da diyor ki Draven bizim tehdidimiz değil. Zaten prensleri düştü. Ve hani isyan da şu anda bitmek üzere. Sadece Accuser denen bir arkadaş var. Hala Harvester madalyonu taşıyormuş. Harvester madalyonunun ne olduğunu zaten birazdan öğreneceğiz arkadaşlar. O madalyonu taşıyanlar daha güçlü olarak şey yapılıyorlar. Harvester madalyonu taşıyanlar Denathrius'un sağ kolları tamamen. 6 tane falan olması lazım bu arada. Hepsinde farklı bir şey var. Hani ruhların yaptığı günahları topluyorlar biraz. Olayları o. İşte hepsinin farklı şeyleri var. İşte korku, işte kıskançlık. Onun dışında bakayım ne vardı burada. Desire. Tutkuların şeyini topluyor falan. Böyle hani sanki şey 7 günah muhabbeti. Ona benzer bir şey var burada da. Denatrius'cuğumuz burada. Ama Denatrius'tan önce ne yapmamız gidecek? Denatrius'la mı konuşuyor? Follow General Call. Evet. Ha ben General Call'la konuşuyordum galiba. Ben geri döndüm. Direkt spawn oldu girişte. Ben de geri dönmeye çalışıyorum ama bende hiçbir şey yok şu anda. One eternity later. Aa, sistem grafikleri bire indir. İndir. Okey. Allah'ım çok çöp gibi oldum şu anda ama yapacak bir şey yok. Lütfen sakın beni oyundan atmak gibi bir durum olmasın tekrar. Rica ediyorum. Girdim oyuna. Grafikleri bire indirince. Gene ben şaka mı bu? Yani ben bunu kaç defa raporladım. Aklım hayalim şey yapmıyor yani. Hani grafikleri bire indirmeden yapamıyorum. Şey girilmiyor oyuna falan diye yani. Arkadaşlar kusura bakmayın grafikler için. Ya bu benim yapabileceğim bir şey değil. Hani. Evet. Yaptın mı saydı benim bu arada görevi ya? O arada bire indirdiğim için. Eğer öyle bir şey varsa çok saçma yani. Bakayım. Evet, saydı. Yukarıdan inen bir Lord Chamberlain'im var. Arkadaşlar bir de oynamak zorundayım. Kusura bakmayın lütfen yani. Hani başka türlü kabul etmiyor. Work in progress. Evet, şu anda tanıştırılıyoruz Denathrius'la. Aa, burada bunu da raporladım bu arada. Konuşma şeyleri yanlış. Denatrius konuşurken Lord Chamberlain yazıyor. Lord Chamberlain konuşurken Denatrius yazıyor. Aşağıda. Öyle bir sıkıntısı var. Tabii böyle grafikler bir olunca güzelim modeller yalan arkadaşlar. Yani cidden yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Aa. Kaçılamayan hapishaneden kaçan fani diye yaklaşıyor. Denatrius bana. Same bayağı uzun bu arada. Evet. Sinematik daha önce yoktu değil mi? Vardı. Anima istediğini biliyorum. Hani başka şartlar olsaydı tabii ki de yardımcı olurdum ama şu anda korkunç bir şiddetli bir isyan durumu söz konusu diyor. Benim neden silahıma odaklandı orada hiçbir fikrim yok. Bu anima sıkıntısı benim halkımı da büyük zorluğa düşürdü. Bazıları isyan bile ediyor. Ama bize yardımcı olursan diyor, hani senin ihtiyacın olan yardımı sağlayabiliriz. Ama tabii yalan olan grafiklerle Denatrius çok komikmiş ya. Merhaba Denatrius. Sana büyük güçler vereceğim diyor bana. Hadi bakayım.
kendini benim şeye tanıt, yardımcılara tanıt diyor önce. Countess. Hep size ne yaptığını anlatıyor. İşte ben şey, bu ruhlardan falan neleri topladıklarından bahsediyorlar. İşte tutku var, öfke var. Ondan sonra cema. İşte kıskançlık var. Şey nerede? Dread'de işte korku var. Denatrius, ben yaptım bunu. Ne diyorsun bana şimdi? Sigil of the Harvester'ın içinde dur. Ha. Ha şuradaymış ya. Tabii grafikler bir de olunca görmemin imkanı yok. Yerde bir şeyler parlıyor böyle. Ha. Ve yeni bir bölge özelliği edindik. Neymiş bu? Kimi şey yaptıysanız, targetladıysanız ona anima gönderiyorsunuz. Diğer yanındaki başka düşmanlara da gidiyor. 5 düşmana kadar shadow damage veya 5 hani müttefike kadar da healing sağlıyor anladığım kadarıyla. Ne kadar fazla şeye vurursanız o kadar cooldown'u düşüyormuş bir de. Enteresan. Bahsettiğinde de böyle bir tane mist etrafında şey oluyor, beliriyor. %10 dodge şansı veriyor 8 saniyeliğine. Aynı zamanda shadow damage vuruyor etrafındaki herkese. 3 tane de runic power veriyor. Bu arada Denatrius'un silahının yerini değiştirmişler. Silahı gördüğünüz üzere sırtında böyle havada asılı duruyor. Yanında ama duruyordu normalde. Sırtına çok da güzel bağlanamamış sanırım diyecektim ama sanırım hani havada durması evet, amaç. Evet şey, amaç o şey, silahını şey yapıyor. Hani çağırıyor gibi düşün. Evet, Lord Chamberlain seni bu kaybedilmekte olan isyanı sonlandırmak için görevlendiriyorum. Sana Prince Renatal'ın madalyonunu veriyorum. Bu isyanın düşen prensi dedikleri bu Prince Renatal. Accuser'ı bana getir. Ve Accuser'ı bana getirdiğin zaman onun madalyonu, Harvester madalyonu senin olacak. Yani sen onun yerini alacaksın diyor kısacası. İstediğini yapacağım diyor Chamberlain'de. Şimdi İsyancılar şey yapmışlar. İlerideki köprüyü kapatmışlar. Benim için yolu aç. Diyor. Hani ya ben de yapardım ama gücümü bunun için harcayamayacağım falan yapıyor yani böyle. Sanki gücünü herhangi bir şey için harcıyormuş gibi. Ve Halls of Atonement'ın kontrolü benim altımda olacak. Ben de artık bir Harvester olacağım diye böyle kendi kendine seviniyor. Accuser de o sırada. Diyor ki siz istediğinizi söyleyin, biz kabul etmiyoruz bunu. Çünkü aslında Denatrius gayet böyle yozlaşmış bir arkadaş diyor. Tabii kimse de şu anda buradaki kimse inanmıyor ona. Şunları bir öldürelim. Sen bir git bakayım. Good. Yapmak istediğim o değildi. Çok geç, köprüden aşağı attık. Bitirdik bu arada. Burada da Accuser diyor ki İşte şey, bu Halls of Atonement kapatın, kimsenin geçmesine izin vermeyin diyor. Chamberlain'de şey burası diyor. Aynı zamanda, burası aynı zamanda dungeon değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Dungeon. Onu göstereceğim zaten. Özellikle şimdi göstermiyorum bosslarını. Şey olmasın diye, spoiler olmasın diye göstereceğim onu. Ekelon deden bir adet Stoneborn geldi buraya. Çok madem gıcık kesebiliyordun hepsini tek hamlede, niye bize uğraştın? Bir de şey yapıyor böyle. Geç kaldın. En sinir olduğum şey modu böyle ya. Lord Chamberlain maskeyi çıkartıyor altından, Nathanos çıkıyor ondan. Burada Ekelon diyor ki işte şey, Lord Chamberlain köprüyü istediği zaman geçecek filan böyle. Çok sinir bozucu. O gelmeden önce Accuser'ın günah taşını elde etmen gerekiyor. Bu çünkü günah taşında yazılı olan şeyleri ona karşı kullanmak istiyorlar. Ya kendisi uzanıp alsa... Ya dostum ya. Evet, öyle bir şey yapmış. Bize yaptığı olması. Tabii burada... Şimdi Accuser'ın günah taşının şey böyle hani... Çok ortada bir yerde duruyor. Özellikle kendi yaptığı bir şey bunun. Hani ya ben günahlarımdan arındım o yüzden utanmıyorum şeklinde. Accuser dediğimiz abla da bu şu anda. Hiçbir şey bilmiyorsun şeklinde yaklaşıyor olaya.
Hiçbir şey bilmediğin için bu seferlik senin hayatını bağışlıyorum. Bu arada aşağı doğru düşerken sola doğru bakmayı unutma diyecektim ama. Ben o sırada Going Down Achievement'ını aldığım için. Ben de aldım bu arada. Yalnız şey çok kötü ya, Mo Walker hani ayaklarının üzerinde durmaya çalış. Hem kendini hem beni utandırıyorsun falan diyor. Ya ağzına yüzüne vurasın var çok pis bu adamın yani. Bu da olay da şey arkadaşlar, hani 200 lira yardımcı olan Engizitörler var. Onları günah taşlarını bulmamızı istiyor önce. Hani onu şey yapmak için, ne derler ona? Zayıflatmak için. Ekinon'un sırtını atlamamız gerekiyordu, evet. Gene ensemizden neyse, tutulduğumuz gibi. Yok, ensemizden değil, ense bu sefer. Pardon, belimizden tutmaya çalışıyor galiba. Evet. Umarım belimizden tutmaya çalışıyordur. Ben de öyle umuyorum. Yani yapmaya çalıştığımız şey, günah taşlarını bul. Hangi günahları işlemişler bunları buluyoruz. Ondan sonra da bu günahları onları zayıflatmak için kullanıp Engizitörleri öldüreceğiz. Mantığımız bu. Bu arada evet, burada bir tane küçük caretaker var. Adı Temel. Şaka değil, adı Temel. Şey konusunda çok etkili. Günah taşlarını arkadaşım okumak konusunda çok etkili. Hani şey okuyup... Yok sen şey yap, ben gene gereksiz espri yapacaktım. Günah taşlarını etkili bir şekilde okuyup karşı tarafa karşı kullanma konusunda yetenekli bir arkadaş. Onu almamız gerekiyor bir de buradan. Şimdi bir tane mesela şeyi bulduk. Şunu açalım. Oradaki yan görevi almamıza gerek yok bu arada şu anda. Burada yok. Bu değil. Şovul var bir tane. Onu yapmana gerek yok. O sadece şey, ne derler ona? Bir süre sonra kapı kapanıyor. Kapandığı zaman açmak için. Anladım. İçeride kalma diye yani kısacası. Bunları bir de böyle evet buralara kapatıyorlar derslerini alsınlar diye. Kendi kendine düşünsünler diye. Şey oluyor bu time out room dedikleri olay var ya, o bu yani bayağı. Sen bir geçmişte yaptıklarını bir düşün bakayım diye kilitliyorlar onları buraya. Burada bir şey var mı? Buldum. Bana da sayacak mı bakalım? Saymadı. Ama görüyorsun değil mi sen de? Gördüm. Saymadı sadece bana ayrıca. Hı. Ben de aldım şimdi. Okey. Bu Crypt Keeper Kasir de gayet şeyle isyancıların tarafında bir arkadaş. Temeli şey tutuyor. Mi? Kolundaki değil mi? Evet. Kolunda tuttuğu arkadaş. O minnacık şey. Hatta şöyle yaklaşayım biraz. Herkes görsün. Şu kolunda tuttuğu minnacık impimsi garip şeyi... İmp değiller işte bunlar. Şey, küçük gargoyle. Minik gargoyle. O Temeli kurtarmaya çalışıyoruz. Temeli aldık yanımıza. Fakat Kasir dedi ki... Denatius sana yalan söyledi. Bunu aklında tut diyor. Burada artık yavaştan bir neler döndüğünü muhtemelen çakmaya başlıyoruz hep beraber bu arada. Şöyle çaktırmadan, şunları çekmeden yukarıya doğru çıkabilirsem eğer. Hop geldi. Stelios'un Sin Stone'unu bulduk biz. Günah taşını bulduk. Şimdi Temel bilir bunu nasıl kullanacağını diyor. Ravendreth'in doğuşundan beri Temel ruhların günahlarını okumak için görevlendirilmiş. Ve hani şey oluyor burada, ruhlara günahlarını geri okuduğun zaman acı falan çekiyorlar. Yani öyle bir özelliği var. Güçten düşüyorlar. Bu bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılıyor. O yüzden biz de şu anda Temel'i yanımıza alıp Engizitör Stelia'nın günahlarını suratına okumayı planlıyoruz. İkinci Engizitör'ün günah taşını da bulmuş. Biz şeyi hallettikten sonra, Stelia'yı hallettikten sonra ona girişeceğiz. Şuradan gidersek belki çekmez miyiz acaba? Hoppa. Oku evladım. Gerçek ismi Zilki the World Reaper'mış bu arada. Koca dünyaları falan yok etmiş böyle. Sen eskiden Burning Legion tarafında falan olabilir misin acaba Stelia? Öyle gibi geliyor bana. Yalnız evet, neden hala güçten düşmedi acaba? Şimdi mi oldu? Okey.
Sen beni suçlamayı nasıl kendine görüyorsun? Ben zaten oradaki bütün günahların cezasını çektim falan diye şu anda isyan ediyor kendisi. Evet. Şimdi ilk Engistör'ü öldürdük. Gidip şeyle konuşmamız lazım. Ekelon'la konuşmamız lazım ikinciyi halletmek için. Etrafına dönmemiz gerekiyor galiba çünkü orası kapalıydı zannedersem. Ekelon geri gel bakayım. Hop gene inecek buraya puf diye. Ben de zaten burada gözüküyor. Yaptık. İkinci Engistör'ümüzün adı Wilhelm. Bu arkadaş günah taşını saklamak için çok enteresan bir yönteme başvurmuş. Parçalayıp farklı yerlere saklamış. O yüzden o parçaları bulmamız gerekiyor. Burada bir de bonus objektif açıldı tabi. Bu arada onu birkaç defa parçalaman gerekiyor. Yaptın mı onu? Yok. Ondan sonra toplayabiliyorsun. Ayıcıklar var burada. Ya ayıya benzeyen işte taştan olma şeyler. Onları öldürdüm ben. Sol monitör. Bu arada evet gözetmenler onlar. Şaka değil yani. Ruhları gözetiyorlar bütün olayı. Şu Doom denen arkadaş biraz vuruyor. Dikkat edelim ona. Elit zaten. Burada dur mumları söndürüp alıyorduk galiba buradakini. Tada. Ortadakini almayı unutma. Doom geçiyor burada şuradan. Belki uzaktan çekip. Selam. Bence bu arada gayet indireceğiz gibi. Swarming Mist'i kullandım. Okay. Yeni Ventir şeysi. Gücü. Aa evet mantıklı. Ben neden kullanmıyorum benimkini acaba? Sen daha çünkü totemleri totemleri hatırlamayan bir insan olarak evet. Bunu nasıl hatırlayayım değil mi? Ben sen de yo ben de şunu hatırlayabilirim mesela. Ghoul çıkartabiliyorum artık. Ya ama hakikaten bunlar o kadar hani sınıflardan kesildiğini dahi unuttuğumuz özellikler ki. Evet. Ekstradan yani, hatırlatmak gerekiyor kendine. Şurada diğeri bu arada. Ha sen onu almaya gittin. Okey. Burada şu zavallı ruhlar var. Fakat bizim yapmamız gereken şu arkadaki şeyi toplamak gene. Zannedersem buna da birkaç defa basman gerekiyordu. Ya sen o sırada açmışsın zaten onu galiba. Evet şimdi şeyi bonus objektifi bitirelim istersen. Zaten az bir şey kalmış. Yan görevleri yapmıyoruz ama. Ay, 86 olmuş zaten. Evet. O yüzden yoksa çok da lazım değil de. Şimdi Ekelon'un buraya inmesi lazım. İndi. Yavaşsın diyor bir de ya. Ya vallahi ağzını yüzünü yukarı uçup gelebiliyorsun. Sen yapsana çok biliyorsan. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar. Diğer Stelia'ya yaptığımız gibi bunda da Wilhelm'in günahlarını yüzüne yüzüne okuyup öldüreceğiz kendisini. Olayımız bu. Gene okusun günahlarını. Moon God the Sun King. Bloodaf mı o zaman bu arkadaş? Ya da nerenin sanki şimdi? Ya hangi dünyadan geldiyse artık. Şamanların healing'ını da kaldırdılar mı? Yoksa bilerek mi kullanmıyorsun? Bilerek kullanmıyorum. Death Knight'ım ben ölmüyorum dedin. Geri döndük Ekelon'un yanına. Ekelon'la beraber uç ve Accuser'ın İşte günah taşını alıp Lord Chamberlain'e götür diyor. Uçalım. Chamberlain Accuser'la kapışıyor o sırada. Günah taşın bende diyor şu anda Lord Chamberlain. Bu enteresan bu arada arkadaşlar. Accuser'ın hayattayken yaptığı günahı öğrenmek enteresan oldu. Gerçekten. Evet, kısacası Lord Chamberlain'e yardımcı olacağız diyor ki hani Accuser'ı alt edip onun yerine geçmek muhteşem bir şey olacak falan diye böyle kendi kendine eğleniyor. Harriet the Crimson Shade'miş gerçek ismi. Ve kendisi bir suikastçi bu arada.
bu Accuser gerçek hayatında, yani gerçek hayatında derken yaşıyorken suikastçıymış. Asıl günahı hala şeyde bu arada, gizli yani, bayağı gizlemiş onu. Biz o sırada Lord Chamberlain bu asıl günahını bulana kadar onu koruyacağız haliyle, her zamanki gibi. Ekelon saldırmaya çalıştı, onu burada dondurdu filan Ekeyüzür ablamız. Bizi niye, neden dondurmuyor? Bu konuya hiç girmiyoruz. Evet, girmiyoruz. Evet. Hah, yapıyor, evet. Bu. Naf demedi bu sefer, evet. Çünkü madalyonun şeyini buldu. Ne derler ona? Ama madalyon demişim, günah taşının şeyini buldu. Ekeyüzür hayattayken, tabi dedim ya suikastçı diye. Yanlış bir yanlış anlaşılmadan ötürü farkında olmadan kendi kızını öldürüyor. En büyük günahı bu Accuser'ın. Sen kendi kızını öldürdün diye saldırıyor şey Chamberlain'de. O da şeyde diyor ki, Accuser de diyor ki, benim kızımın şeyini kullanıyorsun bana karşı. Ben onun hani şeyini ödedim. Cezasını ödedim şeklinde. Tabii şu anda daha rahat dövüyoruz ablayı şey olduğu için, gücü azaldığı için. Plot armor'u kırıldığı için. Evet, değil mi? Geriye hiçbir şeyim kalmadı. Yakalandı. Onu gayet kafese tıkıyorlar şimdi. Biz de bu kafese götüreceğiz. Accuser'ın madalyonunu kullanarak ben buradaki gücümü pekiştireceğim diyor. Biz de bu sırada Miskia ile beraber Accuser'ı Denatrius'a götüreceğiz. Miskia nerede? Gel evladım. Burada da Accuser hala şey diyor, hani Moonwalker sana yalan söylendi. Hani Denatrius gözüktüğü gibi değil. İnan bana filan modunda. Denatrius diyor ki, çok teşekkür ederim Accuser'ı hani alt etmekteki hizmetlerinden ötürü. Onu şimdi cezalandırmamız gerekiyor. Cezasının ne olacağını izleyecekmişiz. Ama galiba bu kısım... Bu es olur mu? Yo. Tıklayayım mı, tıklamayayım mı? Tıkla. Denatrius diyor ki, sana çok basit bir görev verdim. Sense işte isyanı seçtin. Accuser da diyor ki, hani kadim zamanlardan kalma ritüelleri hani göz ardı etmemi istedin. Bunu asla yapmam, senin için bile yapmam şeklinde yaklaşıyor. Şey diyor bir yandan, hani Revendreth'i yapan her şeye karşı geldin sen Denatrius diyor. Denatrius de şey diyor, ben Revendreth'im falan şeklinde yaklaşıyor olaya. Onu Amber Ward'a gönderiyor. Orada birkaç yüzyıl yandı aklım başına geldi. Evet. Ve hani tekrar işte ceza şeyinden geçecek. Arınma zımbırtısından geçecek. Fear Stalker diye adlandırdıkları şurada bir tane ablamız var. İşte o dediğim gibi korkuyu toplayan ablamız bu. Şöyle şeyini de göstereyim, modelini ne kadar uzun boylu yalnız, ben bir Tauren'im ya. Tauren'in ve ablanın bayağı bildiğin bacak hizasındayım filan yani. Burada Denatrius bize diyor ki şimdi... Revendreth'e özel çok kutsal bir geleneğin parçası olmamızı istiyor. Bir av. Şey yapıyorlar, cezalandırma şekillerinden bir tanesi bu. Bunları salıyorlar, cezalandırılacak ruhları. Böyle bir orman gibi bir yere. Sonra bu Fear Stalker'ın avcıları arkalarından koşuyor filan. Bunlar kaçmaya çalışıyorlar. Böyle enteresan bir av modu var. O yüzden Fear Stalker'la buluşmamızı istiyor Denatrius. Tabii her zamanki gibi Miskia aldı götürüyor Accuser'ı. Biz de o sırada gidip Fear Stalker'la buluşacağız. I will.